Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hikmet-i Kur'an'ın karşısında gel yavrum otur. Otur. Ama abi de kardeşlerim otur. Hikmet-i Kur'an'ın karşısında meydan-ı muarazaya çıkan felsefi beşeriye Kur'an'ın hikmetin karşısında beşer de onun dışında ona muhalif beyanatları 436. Hikmet-i Kur'an'a karşı ne derece sukut ettiğini 12. sözde izah ve temsil ile tasvir ve sair sözlerde ispat ettiğimizden onları havale edip şimdilik başka bir cihette küçük bir muvazene ederiz şöyle ki. Şimdi giriyor. Evet, felsefe ve hikmet insaniye. Felsefe ve hikmet insaniye. Yani Kur'an'dan kopuk düşünce yöntemi, yani varlığı sorgulama yöntemi, felsefe, hikmet insaniye de kendisine göre eşyaya mana yüklemek, mana çıkarmak. Felsefe değil ama fenler ya. Fenlerin arka tarafı biraz dünyaya sabit bakar. Dünyaya sabit bakar. Bilimsel olarak. Evet, yani bu böyledir. Böyle devam edecek. Böyleydi, böyle oluyor, böyle olacak. Şimdi bak, bir şey diyeyim size. Şöyle tabii ne kadar tefekkür ederseniz o kadar zevk alırsınız. Dünya, tamam mı? Şimdi dünyanın ne olduğunu içindeki eşya ile nasıl anlarsınız? Mesela İnsan nedir? İçinde iyi mi yaptın yani? Armut değilim. Yani izah mı şimdi? Şeftaliyi gösterin. Bu nedir? Erit değil. Kalem değil. Yani eşyayı birbirine kıyas ederek eşyayı anlamlandıramazsınız. Dünyanın ne olduğunu dünyanın içindeki eşya ile hareketle anlamlandırılamaz. Ancak dışı olması lazım. Yani dünyayı başka bir şeyle, içindekilerle değil, hariç bir şeyle kıyas edilmesi lazım. Dünyanın başı, kaynağı hiçlik diyor. Sonunda, kıyametten sonra hiçlik olacak. İki hiçlik arasında fizikte varlık olmaz ki. Entropi sistemi nesil zaten. İki hiçlik arasında varlık olamaz ki, varlık tanımlanamaz. O zaman şeyi kabul etmesi lazım. Hiçlikten varlığın yaratıldı. Felsefe bunu kabul etmiyor ki hiçlikten yaratıldı. Bu zaten vardı. O zaman ezeli olacak. Başı hiçlik değil o zaman. Ama Bingbek ne yaptı? Dedik bir yerde durdu. Sıfır zaman. Cern hadisesinde atom altı hadisesi zaten bitirdi. Ateist değil. Çünkü onlar son nokta atomdu. Da ne arıyorsunuz ya? Her şey atom. Her şey atom. Da ne arıyorsunuz ki? Bak düşünebiliyor musun? Son. Hatta biz mektep okurken maddenin bölünebilir en küçük parçasına atom deniliyordu. Bölünebilir. Şimdi ne bölünebilir? Artık atom altı dünya, atom üstünden daha harika, daha kaos, daha mükemmel, daha umman, daha acayip, ucu bucağı yok ki. Benim fizikçi vardı o zaman, fizik öğretmen. Gerçi 35'te kuantum fiziği atılmış ortaya ama daha böyle şeydi, minik bir şeydi. Derdi ki, Hasan'ım derdi, ahirete ben de inanmak istiyorum. Bak, 1980'de ben de inanmak istiyorum. Ama diyor, madde bunu bırakmıyor, fizikçi. Çünkü yol maddede bitiyor, başka yol yok ki diyor. İnan bana, atomdan dışında, atom altından
ufacık bir yol olsa var ya diyor, ben onu matkapla deleceğim, geniş yol yapacağım. O zaman inanç zaruri olur derdi o tarihte. Atom altında ufak bir yol olsa. Bu Cern hadisesi var ya. İsviçre'de. Higgs, Hatay, İstanbul, Giresun, Samsun. Atomu. Tanrı parçacığı. Baktılar ki ne oldu? Bütün dünya bir kıyamet kopmuştu. Reklam, reklam, reklam dünya. Ne oldu? Olay bitti. Peynir gibi niye kesildi? Hiç düşünmediniz mi? Sesimden gelmedi hakikaten sana. Niçin biliyor musunuz? Elektronu elektronla çarpıştırıp enerji şey yapacağız diye karşılarına ruhaniyatlar çıktı. Atom altına geçince enerji paketlerinin müekkelleri gözüktü. Bir kısmı durmayı değil, bir kısmı Müslüman oldu. Higgs, Tanrı parçacı diyen adam en büyük ateist İngiliz. Tanrı ağzını alacak. Çünkü niye? Bir Allah'ı kabul etmeyince burada korkunç bir şey var, alem var. Bunların içinde bir tane yönetici olması lazım. Bir tanesi de Tanrı parçacıdır. Yani Tanrı'nın parçası. Öyle Tanrı demek zorunda kaldı. Peki niye kesildi? Çünkü tehdit edildiler. Eğer gördüklerini deseler dünyada kafir kalmaz. Sonra ben fizikçimi aradım. Bunu anlatmak için anlattım size. Buldum. Buldum. Suadiye'de oturuyordu. Telefonla buldum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yani zıddık değildi. Bulamıyordu. Hocam ben falanca falan. Ooo Hasan'cığım. Nurcu Hasan. Dedi. Hocam dedim. Cern hadisesini duydunuz mu? Duymaması mümkün mü? Fizikçi. Emekli topçu. Hasan'cığım. Atom altı ötelere ufak bir patika yol değil. Hasan'cığım otoban açıldı. Ben artık ahirete inanıyorum Hasan'cığım. Dile hiçbir şey demedim. Hemen anladı o. Bana demişti ya patika bir yol açılsa ben onu matkapla genişletecektim. Hasan'cığım patika yolu değil otoban açıldı. Öteki alemlerin en güzel delili bu atom altı bir yol açılmasıdır. O yol açıldı mı tamam. Çünkü böyle bir şey yok. Yani böyle bir yol yok ki inanalım diyecek kimsenin haddi kalmadı. Artık inanın iman zarurete, zaruret ve bedahate gelmeye başladı. İşte hikmeti insani bu. Felsefe ise olayları eşya arasındaki ilişki ve çelişkide çözmeye çalışır. Ya dünyanın içindeki eşyayı birbirine kıyas ederek dünyanın ne olduğunu nasıl anlayacaksın? İçindeki eşyayı konuşarak dünya nereye gittiğini nereden bileceksin? Dünyanın içindeki eşyayla dünyanın nereden geldiğini nereden bileceksin? Ben öyle şey değilim ha. Ben Nurları tanımadan önce bana 1974-75'te felsefeyi, Karl Marx'ı, Hegel'i, Tao'yu okutmuşlardı. Felsefi bilen insanım ha. Bu ezber konuşmuyorum bunu. Onun için bana Risale'nin böyle şey gibi geliyor yani. Böyle kupkuru bir taş, kupkuru bir sünger emiyor ya. Ben zevk alıyorum kardeşim. Kaç defa okudum bilmiyorum burayı. Keyif alıyorum yani. Hatta bununla ben İskenderun'da birisiyle şey yapmıştık felsefeciyle. Felsefe ve hikmet insaniye. He, dünyaya sabit bakar. Başka nasıl bakacak ki? Böyle idi, böyle oluyor ve olacak. Mevcudatı mahiyetlerinden, mevcudatın mahiyetlerinden ve haysiyetlerinden tavsilen bahseder. Yani nedir? Bu nedir değil de ne işe yarar? Neyin nesi ya, ne işe yarar? Bunu tavsilen mevcudatın mahiyetlerinden, haysiyetlerinden ne özelliği var? Ne ifade ediyor, ne kullanabilirim? Buradan tavsilen bahseder. Hikmet insanı ile felsefe. Saniyine karşı vazifelerinden bahsetmeye de icmalen bahseder. Yani der var işte
eğer dinle yakınsa bu Allah yapmıştır der, o kadar. Allah yapmıştır der. Genel olarak. He? Genel olarak. Genel olarak. Kısaca özet. Ama bu müsbet felsefe. Adeta kainat kitabının yalnız nakış ve huruflarından bahseder. Manasına emnet vermez. Ne acayip bir şey. Mesela bu bir müfessir gibi, bir müfessir, alim gibi Allah'ı tefsir etmesi nerede? Bunun ne elementleri var? Boyada kullanabilir miyiz? Öksürükte kullanabilir miyiz? Evde çiçek olabilir mi? Masada. Süs. Evet. Ama mesela ağaca bakar, ulan bunda ne kadar mobilya çıkar, ne kadar tahta çıkar veya benim orada olsa gölge olur, salıncak asarım. Nerede? Allah'ı tefsir eden bir müfessir gibi Allah'ı tanımlamak makamı nerede? Ey renklendiren, ya mülevvin, ya sani, ya hakim. Nerede bu Allah tanımlamak, tasvir etmek? Allah'ı buradan tanımak, Allah'ı çözmek, Allah'a intikal etmek. Yani mutlak ve mühit olan bir zatı muayyen bir eşya ile tanımlamak, alemimize taşımak. Ağaç da Allah'ı taşımak. Adeta kainat kitabının yalnız nakış ve huruflarından bahseder. Manasına emniyet vermez. Kur'an ise dünyaya geçici, seyyal, aldatıcı, seyyar. Seyyal, dalgalanan. Seyyar, hareket eden. Kararsız, inkılapçı olarak bakar Kur'an. Kur'an ise dünyaya geçici, seyyal, aldatıcı, seyyar, kararsız, inkılapçı olarak bakar. Yani inkılapçı şu: yumurta, tavuk. Çekirdek, ağaç, bedellenmek. İnkılap görüyor. Yani peki ne demek? Bu eşya insanın dima vasıtasıyla yapısı değiştiriliyor burada. Manasını alıyoruz. Bunu nazarında değiştiriyoruz mesela. Oradan Allah Allah. Mesela şu çiçeğe bakıp bunun boyaya atan kör olmaması lazım. Ve gözü yapmak yetmiyor. Gözü yaparken bu çiçeği nazara alamayan, güneşi bilmeyen bana gözü takamaz. Çünkü göz yapmak ilmi yetmiyor ki. Bütün organları bilmen lazım. Çünkü bütünlük içinde bir parça. Mideyle de alakadar. Her şeyle alakadar. Her şey bir bütünün parçası ya. Bir tanesini söküp atamazsınız. Mesela kimyacıydın değil mi sen? Mesela varlıkta en büyük mucize çürümektir. Ama kimse bunu bilmez. Çürüme hadisesi. Tersini düşünün, çürüme yoktur ne olur? Durur yani. Ne acayip ya. Dünyaya inkılapçı bakar. Yani lafzı manaya dönüştürür. Biraz önce Kur'an'ı yaptığımız gibi. Ya şu şekile bakıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şekli sese dönüştürüyorsun. İnkılap oldu bak. Şekil sese benziyor mu? Benzemiyor hiç. Doğuştan ama Elhamdülillahi Rabbil alemin desen adam o sesten öyle bir yazıya intikal edemez. Şekil yazıya benzemediği gibi mana da sese benzemez. His de manaya benzemez. Latife de hisse benzemez. Arkaya doğru gidiyor. Üniversite diplomasında, ilkokul diploması da barındırdığı gibi çıkan kelamda bütün bu meratipleri barındırıyor. Mevcudatın mahiyetlerinden Kur'an, suri ve maddi haysiyetlerinden icmalen bahseder. Fakat sani tarafından tavzif edilen, vazifelendirilen vazaif-i ubudiyet kâranelerinden, yani bir işlevleri olduğunu, hani basit bir mesele olmadığını, yani bunu bir yaprağını yapıştırmak için Allah lazım olduğunu, bir vazife-i ubudiyetleri olduğunu,
Sani'in isimlerine ne veciyle nasıl delalet ettikleri, evamiri tekvini ilahiye karşı inkiyatlarını tafsilen zikreder. Çünkü ana tema budur ya. Yani. Ana gaye bu. Mesela okuduğum kadarıyla 120 milyar insan gelmiş bugüne kadar dünyaya. 7 milyar ayetteymiş, 7,5-8. 13 milyar toprağın altındaymış. İstatistiği söylüyorum. Onun yalancısıyım. Şimdi bu kadar insan toprak altında dünyanın çok şekilleriyle çok meşgul olmuşlardı. Ama hiçbir mana ifade etmedi. Yani eşya insanı inşa etmek içindir. İnsanı hakaiki nisbiyesi ve hakaiki itibarisi ile inkişaf edip evamiri tekmini ile ruhta yapılanma yapmaktır. Tabi anlamadığınızı biliyorum ama ne yapayım demem lazım öyle. Evamiri tekmini ile ruhu ruhlandırmak gerekiyor. Yani bu mevcudat insanı inşa ediyor. Yoksa doldur, boşalt, gübre fabrikası çok basittir. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfakta doldur, tuvaleti boşalt, yatağa git, okul veya iş. Bu dikdörtgen ve öl buraya gir. Bu mu yani? Hayat bu mu yani? Demiyor ki. Dikdörtgen. Sanki plastik PVC boru. Mutfakla tuvalet arasında bir boru. Yani güzelim yemeklerini tuvalete dönüştürmek denilen bir sistem çalışıyor. Allah bilmeyen bir insan böyle bir şeydir. PVC gibi bir şey ya, plastik var ya, boru. Mutfakla tuvalet arasında bir boru ama seyir bir boru. Bir mana ifade etmiyor ki. Soruyorlar bunu. Sormuşlar, daha sormuyorlar, çok bahsettim. Abi Bermuda şeytan üçgenin içinde ne var? Hayırdır, ne olmuş ya? Bilmiyormuş gibi. Abi oradan geçen uçaklar, gemiler hemen yutuluyor. Ne demiş ya? Güney Amerika demiş. Peki senin geçme ihtimalin var mı? Yok abi, zaten koordinatları belli. Niye merak ediyorsun? Abi çok merak ediyorum. Ulan üçgeni merak ediyorsun ve girme ihtimalin sıfır. %100 merak, gireceğin dikdörtgeni merak etmiyorsun kabili. %100 gireceğin dikdörtgen hem de üçgen de değil. %100 gireceğin içinde ne var sormuyorsun. Girme ihtimalin sıfır. Üçgen o da. Onu merak ediyorsun. Hakikaten abi dedi ya. Ulan benim de şu acaba ne var diye neler araştırdım dedi. Ulan kabil dikdörtgen araştırsana. Orada ne var bakayım, ne soracaklar bana. İlk geceni hatırla. Aman abi yavaş ya. Lan yavaş. Ben söyleyince korktun. Bu başıma gelecek. Allah göstermesin. Ne Allah göstermesin? Zaten gösterecek. Olacak yani. Ya Allah göstermesin diyor. Abi ağzını kayra aç diyor. Ne dediğini bilmiyor yani. Lan ne? Ne hayrısı ya, bu olacak ya. İlk gece olacak. Bu akşam ilk gece olanlar var. Ne mutlu. Eğil iman ise. İnşallah. Tabii iman şey, hesap teyir ediliyor. Bir günde teyir edildi mi daha sonra sonra. Ama hak edene tabi. Nasıl abi? O sırada soru sormuyor mu eğer ehl imansa? Müştü abi geçen sene... Cuma akşam da öyle. Ehl iman böyle. Ben işte Cenab-ı Hak affını böyle gösteriyor. Bir gün geçti mi tamam, tamam bitti. Aklımız almadığı kadar Allah merhametlidir. Anladın mı abi? Senin aklını alamayacak kadar Allah merhametlidir. Böyle bir Allah'tır. Sen olsan ertesi gün çekersin, gel buraya. Tabii. Ödev getirmedi talebe. Ya yavrum dün getirmedin, bugün de mi getirmedin? Sınava geç gelen daha zor soru sorar Hasan abi. Öyle. Sınava geç girmiş öğrenci, ona daha zor soru sorarız biz. Allah Allah. Yani bu öğretmenin kaydesidir. Niye zamanda girmedin diye. Bizde ters işler yani. Allah ne kadar hoş ya. Ona böyle bir güveni tutturabildiyse dalgayı böyle, ibreyi böyle kıblename gibi Allah'a karşı ümit ve güvenin oldu mu kral sensin. Tamam.
gerisi şey. Mesela mükemmekir hatırına geliyor, ölüm geliyor, Allah hemen. Hemen olaydan çıkıyorsun, Allah diyorsun. Ya kanser demez, Allah. Tertemel Allah, tertemel Allah. İyi ki Allah var diyorsun. Allah var, problem. Gerisi hikaye. Velet alina. İşte felsefe-i beşeri ile hikmet-i Kur'an'ın şu tafsil ve icmal hususundaki farklarına bakacağız ki mazı hak ve aynı hakikat hangisidir göreceğiz. İşte nasıl elimizde saat, bir saat düşün elimizde, surette sabit görünüyor. Saate bakın, hakikate sabit. Hiçbir şey duruyor. Surette sabit fakat içindeki çarkların hareketiyle daima içinde bir zelzele ve alet ve çarklarının ızdırapları vardır. Zahirde sabit ama içi kaynıyor. O ona takılmış, ona dayatmış, o onu çeviriyor, o ona vuruyor, o onun kafasını indiriyor, o onu zorluyor, o onu itiriyor, o onu çekiyor. Acayip acayip alemler var yani. Zahirde hiçbir şey yok. Aynen bunun gibi kudret-i ilahiyenin bir saati kübrası olan şu dünya. Şu dünya saatmiş. Kudret-i ilahiyenin büyük bir saati. Şimdi saati sayan, dakikayı sayan, saniyeyi sayan ibrelere bakın. Bu dünya bir saatmiş. Zahiri sabitiyetiyle beraber, zahirde kol saati sabit olmakla beraber daima zelzele ve tagayürde. Daima. Daimi. Daimi. Zelzele yani. Zelzele ettir. Zelzel aynı şeyin tekrar demektir. Zelzele. Vesvese. Vesvese de böyledir. Vesvese. Vesvese. Aynı şeyin tekrarı. Zelzele. Zelzel. Zelzele ve tegayürdedir. Dünya bir saattir. Zahirde sabit görürsün. İnsan aldanıyor. Dağları gördü Akkaya'yı karşıda. Bu senede. O değişti mi? Yok. Ben de değişmedim diyor. Mahalleler, sokaklar aynı. Değişti mi? Yok. Ben de değişmedim diyor. Çevresiyle kendisini kıyas ediyor. Zelzele ve tegayürde fena ve zevalda yuvarlanıyor. İmsaha ne kadar kaldı? Bak bakalım. 2,5. Bir saat. Bir saat. Bir ama şeyini yapalım. Zelzele ve tagayüde fena ve zevalde yok. Dünyaya zaman girdiği için. Hariçliydi zaman. Girdi. Gece ve gündüz iyi dinleyin bak. Çok antika. Toparlanabilecek misiniz geç saat ama. Dünya bir yuvarlak saat mi? Hani kol saat yuvarlak değil mi? Evet. Tamam. Şimdi gece ve gündüz o saati kübranın saniyeleri sayan iki başlı bir mil hükmündedir. Gece ve gündüz saniyeleri sayıyormuş. Tık bir but baş bir but baş şey. Gece ve gündüz. Sene gece ve gündüz düşünün saniyeleri sayıyor tamam mı? Tahta olsa da çizseydim. Sene o saatin dakikalarını sayan bir ibre vaziyetindedir. Saniye, gece ve gündüz. Sene, sağların, saatin dakikalarını. Asır ise o saatin saatlerini tahtat eden bir iğnedir. Asır bir saat olacak. Asır. Asır bir saat. Allah. Saatleri asır. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi var. İnsana sorulsa kabirde orada sorulacak, insanı konuşturuyor. Denilecek ki ne kadar kaldın sen dünyada? Bir saat veya daha az. Veya başka rivayette seyahat ederken böyle dinlenmek için, gölgelenmek için bir ağacın altında bir saat ve daha kısa bir şey durdum diyecekmiş. Çünkü doğru. Üzerimizde battaniye örtülmüş. Zaman herkese ayrı tesir eder. Çünkü zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Herkese farklı akmasının sebebi farklı tesir yapmasındandır. Demek ki gece ve gündüz saniye.
seneleri yapan dakika, asırları sayan saat. İşte zaman dünyayı envac-ı zeval üstüne atar. Yani evet, saat duruyor. Sırf bunlar dönüyor. Ama akrebin döndüğünü görüyor musunuz? Hayır. Ama biz çok iyi biliyoruz ki saniyenin dönmesiyle dakikanın döndüğünü gözümle görmüyorum. Dakikanın döndürmesiyle hele hiç görmedim. Saatin döndüğüne şüphe var mı? Yok. İşte zaman dünyayı envac-ı zeval üstüne atar. Bütün mazi ve müstakbeli Adem'e verip yalnız zamanı hazırı vücuda bırakır. İstikbali Adem. Adem'e veriyor. Şimdi zamanın dünyaya verdiği şu şekil ile beraber mekan itibariyle dahi yine dünya zelzeleli gayri sabit bir saat hükmündedir. Şimdi mekan itibariyle yapacak. Zaman itibariyle değil de başka bir şeyle misal verecek. Diyor ki cebi sema yani örnekleri çoğaltıyor ki çok mühim mevzu olduğundan anlayışımız kolay olsun diye. Evet. Cebi sema mekanı çabuk tadayül ettiğinden bir halden bir hale suratten geçtiğinden bazı günde birkaç defa bulutlar ile dolup boşanmakla saniye sayan milin surat-ı tagayyuru hükmünde bir tagayyur veriyor. Semadaki bulutların hareketi saniyenin ibresi gibi. Tamam. Şimdi dünya hanesinin tabanı olan mekan-ı arz ise şu toprak. Yüzü mefte ve hayatça nebat ve hayvanca pek çabuk tebedül ettiğinden dakikaları sayan bir mil hükmünde. Bak ne biçim misalleri getiriyor. Çok tuhaf. Yani mekan, işte zaman itibariyle bir örnek verdi dünyanın içini anlatmak için. Eşliğin. Şimdi diyor ki bulutlar sema yüzü saniye, toprak yüzü dakika. Dünyanın şu cihetteki geçici olduğunu gösterir. Zemin yüzü itibariyle böyle olduğu gibi batnındaki inkılabat, yani toprak tabakasından ta mamaya kadar batnındaki içindeki inkılabat ve zelzelelerle ve onların neticesinde cibalin, dağların çıkmaları ve haslar vuku bulması, çöküntüler olması, saatleri sayan bir mil gibi dünyanın şu ciheti ağırca murur edici gösterir. Yani onlar da asırlarda ancak olur. Yani geç olur bu da. Bu da saati geç sayıyor. Dünya hanesinin tavanı olan sema mekanı ise, bak dünya hanesinin tavanı olan sema mekanı ise, birincisi bulutlardı. Şimdi sema mekanı. Ecramların hareketleriyle, cirimlerin, yıldızların hareketleriyle, kuyruklu yıldızların zuhurları ile, küsufat ve husufatın vuku bulmasıyla, ne? Ay ve güneş ve ay tutulması. Evet, güneş ve ay tutulması ile, yıldızların sukut etmeleri gibi, sukut, tagayyurat gösterir ki, semavat dahi sabit değil. İhtiyarlığa, harabiyete gidiyor. Onun tagayyuratı haftalık saatte günleri sayan bir mil gibi çendan ağır ve geç oluyor. Mesela buradaki yıldızların sukutuna kasıt kara delik olay mı abi? Kara delik onun bir nevidir Mustafa. İnkılabatlar var. Onlar bir teori, başka şeye dönüşüyorlar. Ama kara deliği içinde şey diyorlar, solucan deliği. Yani fizikle metafizik arasındaki bir bağlantının adı olarak kara delik diyorlar. Çünkü çay kaşığı kadar bir kara delik koca güneşi nasıl yutuyor? Acayip bir şey ya. Kara delikten başka şeyler de var. Hem de çok. Dünya hanesinin tabanı olan, işte okuduk orayı, gidiyor.
Onun tadayuratı haftalık saatleri günleri sayan bir mil gibi çendan ağır ve geç oluyor. Fakat herhalde geçici ve zeval ve harabiyete karşı gittiğini gösterir. İşte dünya, dünya cihetiyle şu yedi rükün üzerine bina edilmiştir. Yedi tane rükün üzerine bina edilmiş. Bu üç tane, dört tane de yukarıda yedi. Hani şeyi okuduk ya mesela, gece ve gündüz, ondan sonra sene, asır, ondan sonra başka ne demiştik? Zemin, dünya, amacı, üstünüzü, şimdi zaman, zelzele, sonra mekan itibariyle batındaki inkılabat, işte toplam bunlar yedi tane oluyor. Dünyanın hanesinin tavanı olan dedik, orayı okuduk. İşte onun tagayüratı haftalık saatleri, saatte günleri sayan bir mil gibi çendan ağır ve geç oluyor. Fakat herhalde geçici ve zeval ve harabiyete karşı gittiğini gösterir. İşte dünya, dünya cihetiyle şu yedi rükün üzerine bina edilmiştir. Şu rükünler daima onu sarsıyor. Fakat şu tagayürat, kalemi kudreti mektubat-ı samedaneyi yazması için o kalemin işlemesidir. Ve bu hareketler mektubat-ı samedaniyi, yani ahiretteki sermedi manzaraları yazıyor. Sonsuz. Mesela nedir o? Şimdi birkaç saat demeli buradayız. Ne oldu bizim dershanedeki 3-4 saat önceki halimiz? Mustafa ne oldu? Mazi mi oldu? Burada mısın? Mazi. Geçmiş var, gelecek var, değil mi? Doğru. Var mı? Peki, geçmiş nerede? İstikbalde. İstikbalde. Geçmişimize gidiyoruz. Niye? Zaman geçti. Ahirete atılmış ki biz daha şimdi görmeye gidiyoruz. Peki, bu kadar yaşadık. Geçmiş. Nerede arkadaş bu? Geçmişimiz nerede? Kayıt altında. Yazılı. Tam da nerede yani? Öteki mahallede mi? Nerede? Yok. Geçti. Yok. Geçmişimiz bir yerde kayıtlı ama nerede? Yok burada. Eğer dünyada varsa git onu bul ve geçmişini düzelt. Yanlışlarını, adamlarını düzelt. Sil onu. Saf olma yani. Geçmişimi görürsen bana da söyle, benimkileri de sil. Geleni geçmiş de alemi maneye geçmişlerini görmüş. Kıbleye karşı uzattı ayaklar bilmem ne. Hepsini düzeltmiş. Ayak ayakları düzeltmiş. Kıbleye karşı ayakları düzeltmiş. Onu günahtan sayıyor yani. İşte buna dil uzatıyor adam. Kadın değil ha. Adam buna dil uzatıyor. Kıble uzattı ayakları olmuş. Onları gidip düzeltmiş. Ve buna dil uzatıyor. Tuvalete taharetlenmeyi bilmeyen adam. Ya o tebedülat-ı ahval ise Esma-i İlahi'nin, çünkü bilerek söylüyorum ha, Ramazan nasıl taharet alınır, Ramazan dışında nasıl alınır, kışın nasıl alınır, yazın nasıl alınır, bilmez. O tebedülat-ı ahval ise Esma-i İlahi'nin cilve-i şuunatını ayrı ayrı tavsifat ile gösteren, tazelenen aynelerdir. Ne yapayım yani, gece saat bu 2:30'da bunlar tek bir şey değil de ibadet diye okuyoruz Berat'tır diye. Yani şey ne güzel bir izahlık ama siz de müsait değilsiniz, ben de değilim. Ama acayip tıntın ediyor mana. İşte dünya, dünya itibariyle hem fenaya gider, hem ölmeye koşar, hem zelzele içindedir. Hakikatta akar su gibi rühlet ettiği halde, hafiflendiği halde, gaflet ise, gaflet ile sureten incimat etmiş. Yani Müslümanın anlayışında hafifleşiyor. Dünyanın ağırlığı gidiyor. Kafir ise dünyanın altına öyle eziliyor ki, çünkü sabit zannettiği için dünyanın altını ezildiğinden geçmiyor. O kadar ağırlıklar bilmiş ki. Müslüman buraya bırakacağını bildiğinden altında ezilmiyor.
yani taleplerini ve maneye harfiye bakma nispetinde dünyanın altında ezilmiyor. Mane ismiyle ne kadar bakarsan o kadar eziliyor. Dünyaya dünya cihetiyle bakarsan hiç şansı yok. Ahireti mezrası, tarlası, Esma-i Hüsna'nın tecelligahı, insanın ihya ve inşası için bir zemin, bir muamele olduğunu bilirse çok rahat eder. Çünkü en sıkıntı şey de bir kimyasal bir hadise olduğunu, ruhsal bir olaya bir sebep olacağını inandığı için rahat eder. İşte felsefe-i sakime, tetkikat-ı felsefe ile ve hikmet-i tabiye ile ve medeniyet-i sefiyanenin cazibedar levhati ile sarhoşane hevesati ile o dünyanın hem cumhuriyetini ziyade edip gafleti kalınlaştırmış. Allah Allah. Gafleti ne yapmış ya? Hikmet-i tabiye ile ve medeniyet-i sefiyenin cazibedar levhiyatı ile sarhoşanı hevesatı ile o dünyanın hem cumhuriyetini yani bu seyyal ve seyyal olan hareketli ve akanı dondurmuş. Böyle olacak zannediyor. Hep böyle. Gaflet etmedik abi. Gaflet de yapıyor. Eğer böyle hakikaten aktığını insan ödü patlar ya. Ama ne de işte taşları, sokakları görüyor ya binaları. Bunlar sabit. Biz de sabitti zannediyor. Ziyade edip gafleti kalınlaştırmış hem kudretiyle kesifliğiyle bulanmasını tazif edip saniyin saniye ve ahireti unutturuyor. Ama Kur'an ise şu hakikattaki dünyayı dünya cihetiyle el kariyatu mel kariye ve izâ vakâtin vâkiye ve tûri ve kitâbil mestûr ayetiyle pamuk gibi halaç eder atar. Yani kariya nedir o kariya? Kıyametin isimlerinden biriymiş. Kıyamet koptuğu vakit. O yazılı olan kitap Kur'an, Kur'an'ı and olsun. Tur and olsun, daha Tur'dan'ı and olsun. Allah Allah. Yani bunları nasıl böyle evirip çeviriyor ya? Peki, vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El Fatiha'tan sonra.